Sevgili izleyiciler, şu anda çok önemli bir yerdeyiz. İlçe müftülüğümüzde tabii ki hocalarımız gördüğünüz gibi buradalar ve burada ezanımızı güzel okuma burada kursu, semineri veriliyor daha doğrusu. Değerli hocam tabii ki Ankara Kocatepe Camii'sinden geldi buraya. Hemen kendisini kısaca bir tanıyalım hocam, buyurun. Evet, ismim Mustafa Akbaş. Kocatepe Camii'nde geçici olarak görevdeyim. Asıl kadrom Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Camii'nde. Burada böyle bir ihtiyacın olduğunu Müftü Bey aradı, söylediler. Biz de bu davete icabet ettik. Bir haftalık bir kursun sonunda inşallah iyi bir şeyler yaptığımızı umut ediyorum. İnşallah. Evet, sevgili izleyiciler, burada neler olacak? Biz izlemeye devam edin, bizden ayrılmayın. Evet. Onu geçmeyelim. Can Allah'tan alalım sadece. Ezana bağlıyoruz, tamam mı? Can Allah. Bir saniye. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Can Allah. 3, 4. Can Allah. Resulullah.
eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayya alassalem, hayya alassalem. Birer tane sadece felah diyesen, sen de tek birden al. Olur mu? Ayağa kalk, elini de. Hayya alel felah. Dik mi oldu sana bu? Hayya alel felah. Hayya alel felah. Arkadaşımız bitirsin. Allahu ekber, Allahu ekber. La çok verimli geçti. Hocamızın iştahı, nefesi, arkadaşların hevesi, tübeyin de özellikle bir zemin hazırlamasından dolayı hocamıza öncelikle teşekkür ediyorum. 5 günlük zarfında 3 tane makam öğrendik. Çok da güzel oldu. Oturduğuna inanıyorum. Evet. İnşallah ileriki zamanlarda Mustafa hocamızı bir daha bekliyoruz. Mütübey böyle bir şey yapar da Diyanet'ten de bize böyle bir imkan sağlarlarsa özellikle bunu istirham ediyoruz. Çünkü bir ihtiyaçtır makam öğrenmek. Bu 3 makamı inşallah hocamız gelene kadar biz pişireceğiz. Diğer 2 makamı da inşallah Vesela makamı olan Hüseyin'in makamı da inşallah geldiğinde evet, Hüseyin yargılanmamasını isteriz. Evet. Önce hocamıza geldiği için çok teşekkür ediyorum. Ve hocamızın gelmesinde yardımcı olan önce müftümüze Allah razı olsun diyorum. Burada en eski imamlardan biri benim Kadirli'de. Bugüne kadar birçok hizmet işi eğitim kurslarına katıldım. Fakat hocam da şımarmasın. Gerçekten yani en verimli olan hizmet işi eğitim kurslarından biri olduğuna inanıyorum. Çünkü birebir arkadaşlarımızla karşı karşıya gelip ezanın nasıl okunacağını, hangi makamla okunacağını belki de birçok arkadaşlarımız daha yeni duyuyordur. Evet. Ve bu arkadaşımızın tekrar geldiğinde bir 20 gün en az Kadirli'mize geri dönüp Kadirli'deki bütün imam arkadaşlarımıza bu kursu tekrarlarsalar çok iyi olacağına, çok faydalı olacağına inanıyorum. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Nuh hocam. İnsanlar çoğaldıkça hayatı yaşamak biraz daha zorlaşıyor. Bu zorluklar içerisinde insan nasibini ararken en güzel şekilde nimetlerle rızıklanmak ister. Bir meyve ağacıdır, dikilir. Ondan maksat meyve yemektir. O meyve ağacını Sayın Müftümüz gayretli bir şekilde o ağacı diktiler. Hocamız da fedakar olarak geldiler burada gayretlerle gösterdiler. Meyvesini de biz aldık. İnşallah Kadirli'mizin tüm ezan dinleyicileriyle beraber, ezanı severek dinleyen cemaatimizle beraber bu meyveyi hep beraber yiyeceğiz. Rabbim hayırlara vesile eylesin. Biz tekrarını istiyoruz. Yapılan her işin mutlaka neticede bir eserini görmek istiyoruz. Bu da eserini gördüğümüze inandığımız faaliyetlerden bir tanesi oldu. Teknoloji ilerledikçe, iletişim imkanları arttıkça artık insanların ihtiyacı da, yapmak istedikleri şeyler de çoğalıyor. Devletimiz güçlüdür, diyanetimiz güçlüdür, hocalarımızın elinde imkanları vardır. Diyanet İşleri Başkanlığımızın imkanları mevcuttur. Bu şekilde meyve yedirecek, mahsuller verecek faaliyetler çoğalmasını biz şahsen istiyoruz. Teşekkür ederiz. Nuh hocam aynı zamanda hocam şeydir, yani bir makamı anında kafasına yazıp onun gibi okuyacak bir hocadır kendisi, tebrik ediyoruz. Evet, büyük iş. Evet, Mustafa hocam, haydi siz. Mustafa Tozcu, İmat Camii müezzin kayınıyım. Bu kursa katıldım. Kursa önceden katılmıyoruz ama sonradan Kur'an eğitimi kursuna devam etmekteydik.
Hocamın geldiğini öğrendik. Hocam, Müftü Bey, hocam bize dedi buna katılın. Ve katıldık. Çok faydalandık. İnsanlar için en önemli olan, elde etmek istediklerinin en önemlisi olan ezanı, insanlar için en önemli olan ezanı en güzel şekilde okumaya gayret ettik. Hocam fedakarca zamanını gece gündüz demeden bizlere sarf etti. Allah razı olsun. Bu kursun tekrarını istiyoruz inşallah. Siz değerli basın mensupları, kardeşli abilerimizle katkıda bulunuyorsunuz. Tekrarını istiyoruz. Buradan da duyuralım inşallah. Sayın Müftüme çok teşekkür ediyoruz. Bu zamanı, bu zemini bize hazırladıkları için. Mustafa Hocama ayrıca teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Kıymetli zamanlarınızı ayırdınız. Bizlere katkıda bulundunuz. Yüce dinimizin vazgeçemediği bazı konular vardır. Gevşeklik göstermediği, müsamahasız olduğu bazı konular vardır. Bunlardan bir tanesi de ezandır. Fakat ezan lanet tayini okunacak bir iş değildir. Ve Efendimizin de uygulamasında bunu görmekteyiz. En güzel seslileri veyahut da bir terbiye görmüşü ezan okutturma noktasında müezzinlik makamına getirmiştir. Ve bizler de bu işi yürütenler olarak müftümüze teşekkür ediyoruz. Bu işin bir sanat olduğunu, güzel sanat olduğunu, bilincinde olduğundan dolayı işin ehli kişilere bizi teslim etti. Bunun için teşekkür ediyoruz. Bu kursumuzun devamını da yine büyüklerimizden istirham ediyoruz. Teşekkür ederiz. Değerli hocalarımız, bunların hepsi pırıl pırıl ezanı güzel okuyorlardı ama daha iyi makamıyla okuyabilmek için burada bir seminer düzenledik. Sayın Müftümüzü tebrik ediyoruz. Kendisine söyleyecek bize. Buyursun Sayın Müftü. Diyanet İşleri Başkanlarımızın yönetmelikleri, genelgeleri ve yönergeleri gereği vaaz etme kurslarımız, yine Kur'an'ı güzel okuma kurslarımız, ezanı okuma kurslarımız başkanlarımızın hizmetleri arasında biz de Kadirli ilçesi olarak, ilçe müftülüğü olarak her yıl yapıyoruz ama çevredeki müezzinleri getiriyorduk. Bu yılda Ankara'dan yetişmiş bu konunun uzmanı olan Mustafa Akbaş hocamızı aradık, sorduk, gelir misiniz dedik, söz aldık ve bir haftalığına gelebilirim, başka zamanım yok dedi. Bir haftalığına getirdik, arkadaşlar da istifade ettik diyorlar. Ben mutluyum. Yani bu ezanı güzel okutturmak için Kadirli'mizde gereken çalışmalara devam edeceğiz. İnşallah bunun devamını sağlamaya çalışacağız. Ben tabii müftü olarak hizmetlerim arasında ya da düşüncelerim arasında Kur'an'ı güzel okumada var. Kur'an'ı güzel okumak için, ezanı güzel okumak için arkadaşlara yardımcı olmaya gayret edeceğiz. Zaten görevimiz. Görevimizi yapıyoruz. Ben onları iyi okudukça da mutlu olurum. Halkımız da mutlu olur. Bu bakımdan inşallah ilçemizde daha öncelerde sizlerle burada çeşit işler yaptık. Binamızı yapmıştık. Yaparken geldiniz, çektiniz. Bak o bina hizmet vermeye başladı. Evet. Eğer bu bina bu oda olmasaydı nerede hizmet verecektik? Bu arkadaş nerede okutacaktı? Ben tabii öncelikle din görevlilerimizden, sonra da Kadirli halkımızdan bu Kur'an kursumuz burada ama biraz da yeni bir Kur'an kursu da inşallah yapacağız. Bize de desteklerin devam ederlerse çok seviniriz, mutlu oluruz. Ben Mustafa hocama, Mustafa Akbaş hocaya çok teşekkür ediyorum. Ve onunla tanıştıran diğer Zülfikar Er hocama da teşekkür ediyorum. Çünkü o tanıştırdı, o verdi bunun telefonunu. Bu da bizi kırmadı. Ve zincirleme bu işler güzel olduğuna inanıyorum. Daha güzel işleri yapmaya hep beraber gayret edeceğiz. Ben inşallah buradaki arkadaşlarla çok samimi olduğuna inanıyorum.
Ben de samimiyetle bu ilçeye hizmet etmeye devam ediyorum. Edeceğim inşallah. Sizlere de teşekkür ediyorum. Çünkü bizi yalnız bırakmıyorsunuz. Bizim yaptığımız hizmetler halka duyuruyorsunuz. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz Sayın Müftü. Evet sevgili izleyiciler, bu Kadirli Müftülüğü ezanı güzel okuma kursundan yaptığımız yayın burada sona eriyor. Kameraman Ender Demirci, ben Kadir Şanlı Türk. Kadirli TV, kadirli selamlar, saygılar efendim. Hoşça kalın.